Gülsüm! Bekle! Gülsüm! Kızım bekle! Bekle! Bırak! Anızın dövdüğü yetmedi mi? Kızım, canını kurtarmaya çalışıyorum burada. Kendala hayatımızı mahvetti. Bizi yerimizden yurdumuzdan etti. Anamın ölümüne sebep oldu. Bir de bu yetmezmiş gibi. Böyle olmaz. Kaçacaksın. Kendala bunu yanına bırakmaz. Ben Kendala'ya çok iyi tanırım. Bunu senin yanına bırakmaz. Al şunu. İzini kaybet. Gidin buralardan. Görünmeyin. Kendala adamlarının peşine takmıştır. Sana babana zarar gelmesini istemiyorsan kaçın gidin buralardan. Hemen. Anne. Ya anne. Bak olmaz böyle ya. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Söyle. Kızım. Kendal bize buraları dar edecek. Beni sizden ayıracak. Ne olur gidelim buradan, kurban olayım sana. Bu ne demek ya? Anne. Bak bana her şeyi anlatmazsan hiçbir yere gitmem. Lan sen kimden hesap soruyorsun? Oğlum ya, pardon. Geri bas delikanlı. Geri bas, çeker. Melek! Melek yapma. Bak bunlar da cehennem. Sakın yapma. Öyle ne peki? Cehennem değil mi? Bırak yenge. Melek yapma. Bak delikanlı. Seninle bir hesabım yok. Benim seninle var ama. Oğlum yapma. Kendo! Çık lan ortaya. Meleği kime vereceksin? De hele. Çekil. Çekil. Ebru! Oğlum iyi misin? Ya sen yorulmadın mı kaçmaktan? Ya tamam gelirim ama bana bir sebep söyle. Buldum. Ya tamam bırak. Ya bırakın. Ya bırak. Oğlum olmaz. Ya bırak ana bırak. Emine jandarma çağır. Oğlum olmaz. Ya bırakın. Melek. Geldi. Sabri geldi, beni bırak babaş. Çekil yenge. Çekil. Ya ölmek istedim, izin vermediniz. Gitmek istiyorum, bari buna mani olmayın. Çekil, ben burada kalamam. Melek kapıyı aç. Melek. Kızım gideceğin yer güvenli bir yer olsa ben seni göndermem hiç ya. Sen beni ne zor bir laf ettin biliyor musun Melek? Abimin yanına göndermeye korkuyorum seni. Bir kere gittin. Ne oldu gördün değil mi? Gitme bir daha. Yapma Melek. Melek benim kapıyı aç Melek. Melek.
miydin sen? Yaşamaya ana. Yaşamaya. Sen beni abimin önüne attın. Beni koruyamadın ana. Abim ne istediyse hep oldu. Hem de hiçbirimizin gözünün yaşına bakmadı. Yok. Öyle değil. Gitme kızım. Gitme. Ben kaçmaktan çok yoruldum. Görmüyor musun? Ben burada hayata tutundum. Şimdi niyesinin nedenini bilmeden gitmek istemiyorum. Ayşe, kurban olayım. Bah bana güven kızım. Çok az zamanımız kaldı. Gitmemiz lazım. Benim için değilse bile kardeşin için gel ya. Ya ne demek zamanımız kalmadı? Ya zaten ne olduysa ben sana güvendiğim için oldu. Ben sana zamanında böyle kayıtsız şartsız güvenmeseydim bunlar olmayacaktı. Biz şimdi böyle kavga ediyor olmayacaktık. Ama yok artık.
Sen bana güveneceksin. Ayşe bir kere de olsa benim sözümü dinlesen. Bir soru sormasın. Gelsen benimle. Sen bana ne olduğunu söylemeden ben şuradan şuraya gitmeyeceğim. Çünkü Kendall beni öldürecek Ayşe. Anladın mı? Öldürecek. Zamanımız yok diyorum sana. Ben ölemem Ayşe, ölemem. Ben seni de Mehdi'ni anasız bırakamam. Kurban olayım sana ya. Gel. Gel kurban olayım, gel. Abi. Emin misin? Hem belki Deniz'in biraz yalnız kalıp düşünmesi daha iyi olur. Biraz kendi haline bırakalım derim. Bırakamam Serdar. Ne düşündüğünü bilerek onu kendi haline bırakamam. Kızım beni Narin için terk etti. Yıllardır aradığım, peşinden koştuğum hayatı yakalayabilmek için kızımı üzmeye göze aldım ben. Kendine haksızlık etme abi. Deniz için ne kadar uğraştığını kimse bilmese ben biliyorum. Fark eder mi Serdar? Haklı olup olmama herhangi bir şey değiştiriyor mu? Hem kızım hem de sevdiğim beni terk etti. Benim buna inanmamı beklemiyorsun değil mi? Yemin ederim ki doğru söylüyorum Ayşe. Yalan söylüyorsun. Ama şaşırmıyorum biliyor musun? Sen zaten 20 yıldır bana yalan söylüyorsun. Ya Kendall seni niye öldürsün? Sen onun çocuğunu doğurdun, oğlunu taşıyorsun kucağında. Anne, bana gerçeği söylemeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Ayşe! Ayşe! Neden ya? Neden annem hep bu şan verdilerin peşinde koşuyor? Bana bunu söyle, neden? Ya biz aylarca yalvarmadık mı? Ya gitseydik olmaz mıydı, yapamaz mıydık? Yok. Yok, annemi burada tutan başka bir şey var. O her neyse bizden daha kıymetli. Bizden, bizim geleceğimizden, hayallerimizden, her şeyden ama her şeyden daha kıymetli. Ben yoruldum Maya ya. Artık ben gerçekten çok yoruldum. Ağam, Sabri abim geldi. Başlatma lan abinden. Ağam, Sabri abim Melek'i kaçırdı. Baran da geldi, silah aldı, peşlerine düştü. Ne diyeyim kız sen? Evet. Siz ne giydiniz peki? Elinde silah vardı, ne yapalım, elimize bir şey gelmedi. Haydi haydi. Bana bakın, bütün adamları toplayın. Sabri iti Melek'i bacımı kaçırmış. Halfedi dışına çıkmadan bulun ikisini de. İti gebertmekte tereddüt etmeyin. Değil hapse düşmek, ifadeniz bile alınsa yuh olsun benim ağalığıma. İti gebertin, bacımı da alın gelin. Haydi. Ağam servise götür dediydin ya. Götürdüm, bu araba iflah olmaz dediler. Ben de sana bunu getirdim. İyi iyi. Ver anahtarları. Ne ya? Anahtar, arabanın anahtarını diyeyim. Ha anahtar. Buyur ağam. Kimsiniz siz ya? Nereye götürüyorsunuz bizi? Ya konuşsanıza. Bir şey söylesenize ya! Efendim? Ne
neredesin sen? Sonra başımıza geleni az evvel Özlem aradı. Meleğe kaçırmışlar. Ne? Özlem'in abisi kaçırmış kızı. Konağa basmış. Kurban olayım bir şeyler yap. Tamam. Ne olur başına bir felaket tamam. gelmeden bul şu kızı. Aramadık yer bırakmayın. Bulmadan da sakın karşıma gelmeyin. Bulacağım ben seni. Nereye gidersen git bulacağım. Melek! Melek! İyi misin? Acıyor mu? Acıyor mu? Yok, yok ben idare ederim ama. Çok yoruldum. Biraz dinlensek olmuyor mu? Melek, Melek. Az kaldı, sık dışarı. Gel. Ben seni taşırım. Gel. Baran! Baran! Allah'ım nereye gitti bu çocuk? Baran! Bunun bedelini ödeyeceksiniz Narin. Bundan hiç şüphen olmasın. Bak Ebru, bedel ödemekte benden daha ötesini bulamazsın. Ama şimdi oğlumu bulmam lazım. Ona oğlum deme. Bana ana diyene ben ne diyeyim ha? Baran! Baran! Hayırdır, ne oldu? Neredesiniz Allah aşkına ya? Haber alır almaz geldik. Abim, Sabri, Meleği kaçırdı. Baran da silahla peşlerine düştü, olan bu. Anlaşıldı. Tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine. Hadi bakalım. Emre abla nereye? Gitme kızım. Nereye gideyim? Herkes nereye gideyim? Evim dediğim yeri mezarım yapmayın. Gitmeyin ne olur. Günahlarımın utancını taşıyamadınız gidiniz. Haklısınız. Ama gitmeseniz. Gitmeseniz. Ben kızlarımı, oğullarımı koruyamadım. Ben evlatlarımı koruyamadım. Ben ana olamadım. Telli duamla girdim kapından. Koca ocağıdır, anan kocağıdır, yuvamdır dedi. Üç gün güldürdüyse 5 yıl ahır çektirdi. Ana, babam bizi özler mi? Asım, benim için artık sadece sen varsın. Bundan sonra babaha sorma bana. Aç be evlat şunu aç.
Alo. Kendal. Rüstem, şu anda müsait değilim. Ben seni sonra arayayım. Haydi. Müsait değilsin öyle mi? Doğrudur. Meleği mi arıyorsun? İtin biri meleği kaçırmış ha. Biz ne konuştuk seninle Kendal'a? Baba bir şey diyeceğim. Dur lan hele. Sen benim başımı yere yiyorsun. Olmuyor böyle. Sen tasalanma. Halifede dışına çıkmadan bulurum ikisini. O iti ibret alem olsun diye halifeti meydanında asmaz samadan. İtin leşinden bana ne? Biz seninle meleği aldık verdik gözüyle bakıyorduk. Sağa sola haber salacaktım oğluma veriyorum diye. Allah'tan dememişim. Rüstem, ben bir şey diyorsam o iş olur. Meleği sana verdim. Bitti gitti. Hadi öyle olsun bakalım. Hala inanamıyorum. Şu an senin ne olduğuma, beni alıp elimden tutup götürmene, tüm bunların gerçek olduğuna inanamıyorum. Tuttun ya elimi. Bırakmazsın değil mi? Bırakmam. Sen bırakmadıktan sonra ben bırakmam. Görevi neye gerektiriyorsa onu yap Levent. Abi, tamam Deniz'i alıp gelelim. Ama emin misin? Benim tek istediğim artık kızıma kavuşmak Serdar. Bundan sonra beni ilgilendiren tek şey kızımın mutluluğu. Bunun için her şeyi yapacağım. Deniz ne istiyorsa olacak. Onun tekrar güvenini kazanmaya çalışacağım. Lan nasıl olur böyle bir şey ya? Sizin eliniz armut mu toplu ya? Abim. Hay senin abini de seni de tez elden mi? Tövbe yarabbi tövbe. Anam nerede? Ana! Anacığım. Ana. Anacığım. Kızım gitti. Meleğimi kaybettim. Şey teker teker gideyim. Elimden avucumdan kayıp gideyim. Ebru karşıma geçti. Oğlum nerede dedi. Ben onun çaresizliği karşısında onu oğluna kavuşturan şimdi zannederken.
Niye böyle? Abi! Dönersem Baran'a söyleyeceksin. Dönmesem, çıkarmasam seni sudan. Oğlum için ölürüm. Katil olur muyum peki? Neleri feda ettim ben oğlum için? Neden durduk? Motordan bir ses geliyor, bakayım. Abi, çok yanlış bir şey yapıyorsun. Farkında mısın? Peki doğrusu ne Serdar? Ara abi. Narin ablayı ara. Ya eminim sesini duymak çok iyi gelecektir. Sesini duyunca ne derse desin. Olmaz desin, bitti desin. Sen de bitmediğini göreceksin. Ya hem sen demedin mi? Konuşmuştunuz. Her şeye beraber göğüs gelecektiniz. Narin abla sarsıldı işte. Bırak sarsılsın. Sen dik dur ki sana dayansın. Hadi abi. Hadi ara. Açmıyor. Bitti. Bu kez gerçekten bitti çocuk. Alo Kendal Bey. He komutanım, buldun mu meleği? Rıhtımdan ihbar aldık. Tekne çalıp kaçmışlar. Sonra aldığımız tarife göre Baran, Ebru Hanım ve Narin Hanım da peşlerinden gitmişler. İyi, sağ olasın komutan. Haydi. Alo, bana bak. Adamlara söyle. Tekne, taka, sandal ne varsa bulsunlar, açılsınlar. Tekneyle kaçmışlar. Bulun ikisini de. Kızı alın. Tekneyle beraber o iti sulara gömün. Haydi. Baran!
Niye bu kadar bekledim? Geri dönmeyecek miydim? Belki dayanamam. Boğulup ölürüm diye, değil mi? Ama ben hayatta ölmem Meryem. Çok iyi yüzme bildiğim için değil. Benim 4 tane çocuğum olduğu için. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Ama eline ne geçecek? Hiç düşündün mü? Peki sen ne düşündün? Sonsuza dek bu sırrını saklayabileceğini mi düşündün ha? Ben hiçbir şey düşünmedim Ebru. Ben hiçbir şey düşünmedim. Sadece korktum ben. Bir gün ortaya çıkacağından çok korktum. Ama inan bana, Baran sana ana diyemeyecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü ana demek o kadar kolay bir şey değil. Söylersen sen oğlumla kavuşmuş olmayacaksın. Sadece Baran anasını kaybetmiş olacak. Aslında sen de biliyorsun sana ana diyemeyeceğini. İsterse bana evlilik desin, umurumda değil. Ben onun annesiyim. Ve Baran bunu bilecek Narin. Senin asıl istediğin bu değil Ebru. Neymiş? Senin asıl istediğin bizden, özellikle de benden nefret etmesi. Eğer bunu söylersen o benden nefret edecek. Sen bunu biliyorsun değil mi? Dürüst ol. Dürüstlük mü dedin? Yoksa ben mi yanlış duydum?